Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Umarım bu hazırladığım menüler sizlerin işine yarıyordur ve kolaylık sağlıyordur. Öncelikle neler hazırlayacağım onları bir sıralayayım. Çok pratik, kolay olacak. Bir patates çorbası hazırlayacağım. Hemen ardından etli pilav yapacağım. Bolca salata ve ayran yapacağım. Öncelikle eti düdüklüye koyacağım. Düdüklüde pişerken ben çorbamı yapacağım. Düdüklüyü önüme alıyorum. Yarım kilo eti düdüklü tencereme koyuyorum. Etimi buzluktan çıkarttığım için bazıları daha donu tam çözülmedi. Üzerine yarım su bardağı su ekliyorum. Düdüklüyü kapatacağım. Düdüklüyü ocağıma götüreceğim. O orada pişecek. Kaynamaya başladıktan sonra altını en kısa alıp 20 dakika boyunca pişireceğim eti. Et pişerken ben hemen pirincimi ıslatayım. 2 su bardağı pirinç ıslatacağım. Hazırladığım menü yine 4 kişilik olacak. Birazcık üzerine ılık su ekliyorum. Pirinç artık kenarda ıslansın. Ben hemen o arada patates çorbasını yapmaya başlayayım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Ocağın altında hemen yakıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tenceremin içine koyuyorum. Yağ eridikten sonra içerisine 1 adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Onları da ekliyorum. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Çok fazla yakmayın. Zaten içerisinde siyah siyah duracaktı. Bu arada soğanlar kavrulurken 3 adet orta boy şöyle patates kullanacağım. Bunları da şimdi küp küp doğrayacağım. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra sadece 1 tatlı kaşığı un ekliyorum. Unu da bir 10-15 saniye kavuracağım. Patatesleri ekliyorum. Çok küçük doğramadım gördüğünüz gibi. Çünkü blenderdan çekeceğimiz için çok küçük doğramaya gerek yok. Eğer çekmeyecekseniz minik minik doğrayın. Öyle atın. Patatesler de birlikte de bir süre kavuracağım. Kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Artık suyunu ekleyebilirim. 4 su bardağı ekleyeceğim önce. Su miktarını da tam vermeye çalışacağım. Sizler de ona göre kıvamını ayarlayarak eklersiniz. 2 bardak daha ekledim. Birazcık sonrasında süt ekleyeceğim için biraz tencerede pay bırakın. Çok fazla da tıka basa doldurmayın. Daha sonrasında blenderdan çektikten sonra kıvamını kaynar suyla ayarlayabilirsiniz. Şimdilik artık hiçbir şey koymayacağım. Patatesler tam anlamıyla pişene kadar. Kapağını kapatıyorum. Ocağın altını yarım alıyorum taşmaması için. Patatesler pişene kadar kaynatacağım. Dakikadır kaynıyordu. Ara ara açıp kapağını karıştırdım. Patatesler dibine tutarsa diye ama tutmadı. Patatesler tamamen pişip böyle dağılmaya başlayana kadar pişirin. Altını kapatmıyorum daha. Kaynarken blenderdan çekeceğim. Yeterli. Tamamen patates içerisinde ezildi artık. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Eğer seviyorsanız sütünü çoğaltabilirsiniz. Şimdi bir iki taşım kaynatacağım sütle beraber. O esnada kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayın. Süt içerisinde kesilebilir. Kıvamına bakacağım. Eğer ki koyuysa birazcık su ekleyeceğim. Burada su koyduğunuz kaynıyor. Kettle'a koymuyorum çünkü çok fazla sili çekim esnasında ses yapabiliyor. Birazcık koyu sanki. Birkaç taşım kaynasın ondan sonra bakacağım.
ben yarım bardak daha su koyacağım. Toplamda 6,5 su bardağı su koydum. Yarım su bardağı da süt. Şu anda kıvamı iyi artık. Çorba 5 dakikadır kaynıyordu. Artık yeterli. Altını kapatıyorum. Kapandı. Kapatayım. Artık o kenarda beklesin. Etim de bu arada. Eti açıyorum. Bir 15 dakikadır bekliyordu içinde. Havası çıkmış artık. Tamamen et pişmiş. Arada böyle düdüklünüzü sallayın. Dibine tutup tutmadığını anlarsınız. Eğer ki içinden sesler geliyorsa dibine tutmamıştır. Ama ki salladığınız zaman oynamıyorsa dibine tutmuş demektir. Şimdi bu suyu dökmemek adına süzeceğim, alacağım suyunu pilavın üzerine koymak için. Eti boşalttım. Hiç yıkamadan direkt ocağıma oturtturdum. Altında yakıyorum. Tatlı kaşığın ucuyla çok fazla olmadan tereyağı. Eti sadece bir iki şöyle çevirip kavuracağım. Eledikten sonra yağ, eti tekrar tenceremin içerisine alıyorum. Çok dibini almayacağım. İçerisine yeterince tuz ekliyorum. Çok değil, bir iki çevireceğim yeterli. Eğer etiniz pişmediyse çok fazla, biraz kavurabilirsiniz isterseniz. Tamamdır, eti kenara alıyorum artık. Pilav için uygun bir tencereyi ocağa alıyorum. Altı yanıyor. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Yağ eridikten sonra içerisine ıslattım, yıkadım ve süzdürdüğüm pirinci ekliyorum. Pirinci iyice diri diri olana kadar kavurun. Bir 5 dakika en azından kavurmalısınız kısık ateşte. Kavrulduktan sonra artık tuzunu ilave ediyorum. Altını kapatacağım. Bir tabağın içerisine öncelikle pirinci boşaltacağım. Pirinci boşalttıktan sonra tekrar tencereyi alıyorum. Hiçbir şekilde yağ falan kullanmayacağım. Tekrar altını yakıyorum. Eti içerisine boşaltıyorum. Eti daha fazla severseniz çoğaltabilirsiniz. Her tarafa yayıyorum. Kavurduğum pirinçleri tamamen üzerine kapatıyorum. Kaşıkla da bastırıyorum. Bu pilavı en kısıkta pişirmeniz gerekiyor. Yoksa alttaki etler dibine tutar. Normal pilav yapar gibi üzerine suyunu ilave edeceğim. Et suyu 1 su bardağından 1-2 parmak eksik çıktı. Önce suyunu boşaltıyorum. 2 bardak pirinç kullanmıştım. 2,5 da su ekleyeceğim. Ama her pirinç aynı oranda su çekmez. Sizler de ona göre ayarlarsınız. Yarım bardak daha ekliyorum. Bir kere şöyle tencereyi sallayacağım. Kapağını kapatıyorum. Ocağınıza alabildiğiniz en kısa alın. Bir 15-20 dakikada pişecektir. Kaynamasını beklemeden kısın hemen. Salatayı yapmaya başlıyorum. Salatanın malzemelerini ilk önce sıralayayım. Sizler de ne seviyorsanız onunla yapabilirsiniz. Bir miktar roka, birazcık maydanoz, böyle çeri domatesleri vardı evde. Yerinde durmuyor domatesler. Bir miktar çeri domatesi vardı, onu kullanacağım. Bir tane havuç, bir tane salatalık, turp ve göbek kıvırcığı kullanacağım. Öncelikle göbekle başlıyorum. Çok ufak doğramayacağım. Hemen sizlere göstereyim. Tabağın tam ortasına koyacağım. Şimdi rokayı doğrayacağım. Rokayı da kıvırcıkların etrafına. Havucu rendeliyorum. Havuçları da kenarına diziyorum.
maydanozları da doğrayacağım. Önce şu fazla saplarını alayım. Salatalıkları da doğruyorum. Turpu da rendeliyorum. Turpu da tamamen kenarlarına. En son üzerine de mısır taneleri atıyorum. Bugün böyle bir süslü salata yapmak istedim. Salatanın sosunu hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, yarım limonun suyu, ama benim limonum sulu olduğu için yarım kullanıyorum. Eğer ki azsa biraz daha bir tane limon sıkabilirsiniz. Bir miktar da tuz. Bu tarz salatalara sosu böyle ayrı karıştırarak yapmanızı tavsiye ederim. Tamamdır. Sosu üzerine gezdiriyorum. Salata hazır artık. Gayet şık bir salata oldu. Pilavı pişirdikten sonra içerisine bir tane pasta tabağı oturtturdum. Tam anlamıyla çökmesi için. Yoksa ters çevirirken dağılabilir. Bunu tabağa çıkarıyorum tekrar. Ve uygun bir tabağa üzerine şöyle oturtuyorum. Ve ters çevireceğim. İnşallah dökmeden. Gayet güzel çıktı, sorunsuz. Şöyle kenarlarını kaşıkla hafif ittiriyorum. Yakından da göstereyim. Çok hoş oldu. Ben bunu direkt böyle sofranın ortasına koyuyorum. Herkes istediği kadar tabağını alabiliyor. Yemeklerimin hepsi hazır. Artık tabaktaki son haline geçebiliriz. Çorbanın kıvamı gayet güzel oldu. Sizler de kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çorbanın üzerine tereyağı ile birazcık da pul biber ve karabiber erittim. Pilavı da servis tabağına alacağım. Ben görüntü olarak hoş durması için böyle ters çevirdim. Ama sizler isterseniz ikisini ayrı ayrı pişirip koyabilirsiniz. Salatadan koyacağım. Yanına ben birazcık da ayran yaptım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.